Merhaba tekrar. Biraz göz rahatsızlığından dolayı ara vermek zorunda kaldım ama bu benim hiçbir zaman kaybolduğum anlamına gelmez. Yine buradayım. Hala konuşuyorum. Bugün yine aynı şey korona virüsü ile ilgili konuşma yapacağım ama daha değişik bir versiyonu. Son bu birkaç gündür ben haberlere bakıyorum. YouTube, Twitter, Facebook yani ne varsa bakıyorum işte her yerde Çin'in son durumu, korona virüsü ile ilgili bir sürü haberler yayılmış. Ama asıl meseleyi unutuyoruz. Uygur meselesi. Defalarca ben mektup yazdım. Gördüğünüz gibi videolar paylaşıyorum. Dışişler Bakanlığı yani türlü tümen değişik kurumlara her yere mesaj yazdım. Yapabildiğim kadar ama hiçbir cevap yok. Hala bekliyorum. Bekleyeceğim de. Bizim için bir şey yapmayacağınızı ben çok anladım. Çoktan anladım. Ama şu kadarcık bir umut bile insanı bazen bağlıyor. Açıkçası ben anladım. Bu benim fikrim. Uygurlar bir üvey evlat sizin için, Türkler için, ne bileyim, her kimse için. Zaten biz hiçbir şeyiniz sizin için ama Uygurlar için bir şey yapın demiyorum burada. Her kimse, herkese sesleniyorum. İçinizde şu kadarcık bir insanlık kalmışsa bizim sesimizi yayın. Bizim haberlerimizi yayın. Türkiye'deki kanallar, TV kanalları, haberciler, gazeteciler, muhabirler ne varsa ya saçma sapan o bunu giymiş, şu şununla evlenmiş, bu buraya gitmiş, tatil yapmış gibi haberler yaymak yerine ise bizim gerçek haberleri yapın. Gerçek şeylere insanlara anlatın. Şu an 3 milyondan fazla kişi kamplarda, hapislerde kalıyor. Benim annem bile orada. Hala bir haber yok, sesi soluğu yok. Onların yani virüs çoktan oraya gitmiştir bile ama bizim haberimiz yok. Çin öyle bir şey ki her şeyi böyle gizli tutuyor. Kimsenin haberi olmuyor. Şu an Uygurlar, oradaki kampta yaşayan Uygurların hayatı virüsten değil. Çin bir emirle bütün 3 milyondan fazla kişi katliam edebilir. Sonra der ki virüs kaptı da öldük, biz bir şey yapmadık. Dışarıdaki Uygurlarsa evi kapsılıp kaldı. Onlar dışarı bile çıkamıyormuş. Ya yurt, bu haberlerde gördüm. 3 günde 2 günde bir dışarı çıkıp alışveriş yapıyor. Ya belki gerçektir ama Doğu Türkistan bölgesindeki Uygurların hepsini evi kapatmış. Sokağa bir tane insan bile çıkamıyormuş. Silahlı askerleri evin önüne dikmişler. Kimse dışarı çıkamıyor. Kamptaki insanlarsa ölüm tehlikesi. Dışarıdaki Uygurlarsa açlıktan ölmek üzere. Burada sizi sesleniyorum ki bu haberleri yayın. Gerçek haberleri yayın. Bunu rica ediyorum sizden. Uygurlar da susmayın. Video paylaşın, konuşma yapın. Bir haber gelmişse elinize onu paylaşın. Susmayın. Çünkü susup kaldıkça benim gibi oluyor işte, benim gibi. Ben 3 seneden fazla sustum ama düştüğüm durum bu. İşte bunu yapmayın. Sesinizi duyurun. Çünkü bütün Uygurları biz kaybetmek üzereyiz. Çin öyle bir çıldırmış ki şu an. Ya Çin'in asıl amacı değil. Tamam, korona virüsüyle aynı şekilde Çinlilerle, Çin halkı da savaşıyor. Ama hükümet o ayrı. Çinli halktan 200 bin mi 300 bin mi kişi ölmüşse Çin hükümeti için hiçbir şey değil. Sadece cebi biraz garantiye girmiş oluyor. Yani insanlık yok orada. İnsanlık diye bir şey yok orada. Çin'in asıl amacı Uygurlardan kurtulmak. Uygurların o zemini, her yeri, bütün baylık, her şeysini elinden almak. Onların asıl amacı bu. Ne olur Türkiye hükümeti, ya bizim için savaşın, oraya gidin, silahlı asker çıkartın demiyorum. Bari gerçek haberleri yayın. Annem hala Çin hükümeti tarafından 10 senelik hapis cezası verildi. 10 senelik işkence hala devam ediyor. Bir sesi soluğunu alamıyorum. Benim gibi durumlara düşmeyelim. Uygurlar o kadar şu an çaresiziz ki acıdan böyle konuşamıyorum bile. Ne olur sesimizi duyurmamızı yardımcı olun. İyi günler.